Şimdi değerli arkadaşlar, malum birincisi salgın süreci, pandemi süreci ama en büyük olan bir tanesi de insanların yaşama hakkı. Ve yaşam devam ediyor. Yaşam devam ederken işçi sınıfı yaşamın her yerinde, emek sınıfı yaşamın her yerinde mücadele ediyor. Yaşamıyla mücadele ediyor, hayatıyla mücadele ediyor, bir de zorluklarla mücadele ediyor. Bu zorlukların başında işten atmalar, keyfi işten çıkarmalar, sürgünler, yer değiştirmeler, hak kayıpları, hakların gaspı her yerde devam ediyor. Önümüz 1 Mayıs. 1 Mayıs'ta yine hak kayıpları devam ederken insanlar bu süreçte haklarını meydanlarda, alanlarda söyleyemeyecekler. Ama yaşamın olduğu her yerde söylemeye devam edecekler. İş yerlerinde devam edecekler, iş ocaklarında devam edecekler. Süpürgesi başında, çöp başında, park bahçelerde, sağlıkta, hizmet edilen kamu kurum ve kuruluşların tamamında, fabrikalarda, alanlarda çalışan tüm arkadaşlarımız, aynı zamanda omuz omuz olan tüm dostlarımız, alanlarda her yerde hakları haykırmaya devam edecekler. İşten çıkarmalar had safhaya çıktı. Hak kayıpları had safhaya çıktı. Onun yanı sıra en büyük kayıplar, birincisi taşeronun ismi değişti. Şirketteki elemanların ismi değişti. Kadroya geçiş isteyecek. Bu zulümlere, işten atmalara dur diyecek. Ondan sonra yemek paraları 5 liraya inmiş, buna dur diyecek. Sürgünler yapılıyor, buna dur diyecek. Fabrikalarda işçi atmalarına, sendikalaşmaya, örgütlenmeye karşı, işverenin hak kaybına karşı işçi arkadaşlarımız fabrika önlerinde eylem yapıyor, buna dur diyecek. Ve ne olursa olsun insanların yüreklerinden, beyinlerinden, akıllarından 1 Mayıs'ı, emek mücadelesini atamayacaklar. Emek mücadelesi demokratik haklarla olur ama maalesef bizim memleketimizde her şey serbest. Kongreler serbest, il kongreleri serbest, ilçe kongreleri serbest, parti kurultayları serbest ama işçiye gelince hiçbir şey serbest değil. Emekçiye gelince hiçbir şey serbest değil. Dört kişi yan yana gelince, burada haklarını haykırmaya çalışınca, hak gasplarını haykırmaya çalışınca meydanlar yasak. Niye yasak? Çünkü orada emekçi, işçi, memur, emek mücadelesini veren herkes orada hakları, demokratik hakları haykıracak, sosyal haklarını haykıracak ve iş gücünden kaynaklanan, emeğinden kaynaklanan ücretlerini haykıracak ama maalesef meydanlar yasak. Ne zamandan beri yasak bu memlekette? 1980 ihtilalinden beri yasak. İhtilaller, kimlere yapıldı ihtilaller? Sağ sol kavgası dediler, kardeş kavgası dediler ama kardeş kavgası falan değildi. Bu işçinin, emekçinin hak mücadelesiydi. Alanlardaki alanları yasakladılar, meydanları yasakladılar, katliam yaptılar. Biz o katliamlarda canını feda eden, yaralanan, buradan kendilerini saygıyla, sevgiyle anıyoruz hepsini. Ama bunları unutmayacağımızı, her 10 yılda bir askeri iktidarlar, her 10 yılda bir rejimler değişir, her 10 yılda bir muhtıralar kime yapılıyor? Aslında kapitalizmin ekmeğine yağ sürülüyor. Niye yağ sürülüyor? Çünkü ucuz iş gücü, sermayeye ucuz emek lazım. Ne lazım? Emeğini sömürülmesi lazım. Alın terinin sömürülmesi lazım. Ne olursa olsun tüm alanlarda, işçinin olduğu her yerde, emeğin olduğu her yerde, tüm iş yerlerimizde 1 Mayıs'a haykıracağız. Emeğin olduğu her yerde hakkı mücadeleye haykıracağız. Emeğin olduğu her yerde hak diyeceğiz, hukuk diyeceğiz, adalet diyeceğiz. Emeğin olduğu her yerde kadro diyeceğiz.
Adaletsizliklere karşı geleceğiz, adalet diyeceğiz. Emeğin olduğu her yerde ekmek diyeceğiz. Emeğin olduğu her yerde mücadele diyeceğiz ve mücadelemizi devam ettireceğiz. Bugün de tabii meydanlar yasak. Meydanları alanlar yasak. Biz de Bakırköy'deki bu mekanımızdan işçi arkadaşlarımızın haklarını, haklı mücadelesini buradan haykıracağız. Buradan hakkımızı, hukukumuzu aykıracağız. Buradan toplu sözleşme hakkımızı istiyoruz diyeceğiz Bakırköy Belediyesi'ne. Bakırköy Belediyesi'nin yetkililerine, Bakırköy Belediyesi'nin emekçilerin hakkını aykıracağız. Buradaki bu yayından, buradaki arkadaşlarımızla birlikte işten atılan arkadaşlarımızın işe geri iade edilmesine haykıracağız. Brüt 5 liraya indirilen yemek parasına haykıracağız. Açlığa mahkum edilmek istenen arkadaşlarımızın haklarına haykıracağız. Buradan park bahçelerde çalışan arkadaşlarımıza, temizlikte çalışan arkadaşlarımıza, sağlıkta çalışan arkadaşlarımıza, belediye içerisinde hizmet eden arkadaşlarımızın haklarına haykıracağız. Buradan 1100 küsurun üzerindeki Bakırköy Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımızın haklarını, hukuklarını, sosyal haklarını, demokratik haklarını, yaşamsal haklarını, insani haklarını, anayasal haklarını, demokratik haklarını haykıracağız. Ama maalesef Bakırköy Belediyesi'nde bunları Türkiye'nin her yerinden, neredeyse dünya duydu ama Sağır Sultan olan Bakırköy Belediyesi'nin yetkilileri bunları duymalarına rağmen, rahatsız olmalarına rağmen duymamasından geliyorlar. Ne olursa olsun saltanatlar çökecek, mevkiler, makamlar gidecek. Herkes bir gün meydanlarda, alanlarda gidip dolaşırken selam verecek adam aranacak. Bir selama, bir sedaya, güzel bir sedaya yoksun kalacaklar. Ama ne olursa olsun o onuruyla çalışan, o duruşuyla çalışan, o açlıkla terbiye edilmeye çalışılan işçi arkadaşlarımız Bakırköy'e, buradaki halka, İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmet etmeye devam edecekler. Onuruyla devam edecek, alnı açık, başı dik, kursağında lokma olmasa da devam edecek. Biz ne istiyoruz? Toplu sözleşme hakkımızı istiyoruz. Biz ne istiyoruz? Masada biten toplu sözleşme istiyoruz. Biz ne istiyoruz? İşten atılan arkadaşlarımızın geri işe alınmalarını istiyoruz. Hakları gasp edilen, yemek paraları 5 liraya düşülen arkadaşlarımızın haklarını istiyoruz. Ücretleri asgari ücret seviyesine indirilmiş arkadaşlarımızın haklarının iade edilmesini istiyoruz. Bakırköy Belediyesi'nde zorbalığın, Bakırköy Belediyesi'nde zulmün durdurulmasını istiyoruz. Bakırköy Belediyesi'nde neredeyse 80 ihtilali gibi işkencenin durdurulmasını istiyoruz. Bakırköy Belediyesi'nde ne olursa olsun baskıların bir an evvel son bulmasını istiyoruz. Burada iş barışı içerisinde arkadaşlarımın iş barışı içerisinde çalışmasını, huzurlu bir iş ortamını, iş barışı içerisinde çalışıp emek edip alın teri döküp evine ekmek götürmesini istiyoruz. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Şimdi basın açıklamasını Süreyya arkadaşımız yapacak. Değerli basın mensupları, değerli işçi arkadaşlar, değerli emek dostları, hepinizi sendikamız DİSK Genel İş ve Bakırköy Belediyesi İşleri adına saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. İstanbul Valiliği ve İl Hıfzı Sıha Meclis kararı ile sendikaların yapacakları her türlü etkinliklere 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmeyeceği açıklanmış ve bu yasaklama kararı açıklanmadan günler öncesinde 21 Nisan 2021 Çarşamba günü direnişte olan Bakırköy Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Sinbo, SML Etiket ve Tur Asis işçileri olarak basın açıklaması yapacağımızı duyurmuştuk. Ama ne yazık ki bundan bir ay önce lebalep kongreler yapanlar şimdi pandemi bahanesiyle 1 Mayıs'a dair taleplerimizi dile getireceğimiz 21 Nisan 2021 tarihindeki açıklamamıza müdahale etmiş ve bu müdahale sonucu 43 arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Demokratik taleplerimiz ile tüm işçilerin sıkıntılarını, sorunlarını yoğunlukla dile getireceğimiz 1 Mayıs öncesi yapılan bu antidemokratik yasaklamalar kabul edilebilir değildir.
Herkesin bildiği ve gördüğü gibi İçişleri Bakanlığı genelgesiyle cenaze namazlarına vefat edenlerin yakınları dahil 30 kişiden fazla kişinin katılması yasaklanmıştır. Ama ne yazık ki iktidara yakın kişilerin cenazeleri olunca binlerce kişiyle cenaze namazları kılınmaktadır. Bu yapılanlar çifte standart uygulama değildir de nedir peki? Fabrikalar lebalep üretime devam ederken işçilerin demokratik taleplerini konuşmalarına izin verilmemektedir. Bu yapılan haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlikler demokrasiyi ortadan kaldırdığı gibi özgürlükleri de yok saymaktadır. DİSK Genel İş İstanbul Avrupa Yakası 2 No'lu Şube ve Bakırköy Belediye İşçileri olarak yaklaşan 1 Mayıs'a dair taleplerimizi de buradan duyurmak istiyoruz. 1 Mayıs 2021 Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde büyük kitlelerle merkezi biçimlerde olmasa da çok yaygın biçimde sağlıklı, güvenceli ve insanca yaşam umutlarımızı yan yana getireceğiz. Aşağıdaki taleplerimiz ve hedeflerimiz için mücadeleyi yan yana büyüteceğiz. Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlanmalıdır. Çalışırken hastalanan emekçiler için COVID-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. COD-29 ve ücretsiz izin zulmüne son verilmelidir. İşsizlik sigortası fonu kaynakları patronlara değil işçilere ve işsizlere kullanılmalıdır. Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfırlanmalıdır. İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılmalı, hukuksuz biçimde işten çıkarılan kamu emekçileri işlerine iade edilmeli ve çalışma süreleri azaltılmalıdır. Doğa katili projelere, Kanal İstanbul'a, betona, savaşa, silahlanmaya, sermayeye değil, aşıya ve sosyal desteklere kaynak sağlanmalıdır. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı, zorunlu mallarda, temel ihtiyaca dair ürünlerde ve elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarında dolaylı vergiler sıfırlanmalıdır. Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. İstanbul Sözleşmesi yaşatır, 6284 sayılı yasa etkin şekilde kullanılmalı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün iş yerinde şiddete karşı 190 sayılı sözleşmesi onaylanmalıdır. 2020 1 Mayıs'ında ifade ettiğimiz gerçek 2021'de çok daha net bir şekilde ortadadır. Bu yüzden bu düzen yaşamı ve gezegeni tehdit eden büyük bir felakete dönüşmüştür. Felakete dönen bu düzen baskılara, yasaklara, yalanlara, sansürlere, kışkırtan ırkçılık ve ayrımcılıkla toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle kısacası zulümle ayakta tutulmak istemektedir. Bu felakete son vermek, İnsanlık için yeni bir başlangıç yapmak, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, demokrasinin egemen olduğu, kardeşle barış içerisinde yaşayacağımız yeni bir toplumsal düzen kurmak ellerimizdedir. Umudumuz birliğimizde, mücadelemizde, dayanışmamızdadır. Değerli dostlar, yasaklardan önce şimdiye kadar Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 19 basın açıklaması gerçekleştirdik. Bugün ise yasaklardan ve engellemelerden dolayı Bakırköy Belediye çalışanları olarak basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İsteğimiz ve taleplerimiz kurallı, güvenceli ve toplu sözleşmeye çalışmaktır. Kanunların ve yasaların işçilere tanıdığı anayasal haklarımız olan insani haklarımızı istiyoruz. Bakırköy Belediye Yönetimi 2018 Nisan ayından bu yana şirket değişikliğine gitmiş ve bu yapılan şirket değişikliğine karşı sendikamız DİSK Genel İş her durumda Çalışma Bakanlığı'ndan yetki tespiti almıştır. Alınan yetki tespitlerine her defasında itirazını sürdüren Bakırköy Belediye Yönetimi, geçen 3 yılda tüm girişimlerimize rağmen toplu sözleşme yapmamak için süreci uzatmıştır. Temmuz 2020 tarihinden itibaren zam alamayan Bakırköy Belediyesi şirket işçilerine işten atılma ve ücretsiz izne gönderilme başta olmak üzere maaşların düşürülmesi, yemek paralarının 5 lira indirilmesi, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalıştırılma dayatılmaktadır. Bu olumsuzluklarla birlikte sendikal baskı yapılmış ve zorla baskı ile hak kaybına sebep olan birçok farklı evraklar imzalatılmıştır. Pandemi sürecinde gerekli iş güvenliği önlemleri almayan Bakırköy Belediyesi, işçilerin soyunma yerleri ile ilgili gerekeni yapmamış ve gerekli iş kıyafetleri, koruyucu ekipmanları işçilere temin etmemiştir. Açıkça 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği, 4857 sayılı iş kanunu, 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşme kanunu yok sayılarak
kanunsuzluk, hukuksuzluk ve adaletsizlik devam etmektedir. Yaptığımız basın açıklamalarımızda Bakırköy Belediye Meclisi 2020 faaliyet raporundan bahsetmiştik. Ve faaliyet raporunu incelediğimizde çalışanına günlük brüt 5 lira yemek parası veren belediyemizin temsil ve ağırlama giderlerine 1 milyon 173 bin 558 lira harcadığını ve temsil söz konusu olunca yüz binlerce lira para harcayanlar söz konusu işler olunca 5 lira harcamaktadır diye belirtmiştik. Bakırköy Belediyesi'nde çalışan işçiler ve emekçiler aileleriyle birlikte açlıkla, yoksullukla, hastalıkla boğuşurken belediye yönetimi temsil ve ağırlama ile israf yapmıştır. Ayrıca yine aynı faaliyet raporunda Ramazan kulisi için 2020 yılında 1 milyon bütçe ayrılmış, vatandaşa ve personele 2020 yılında Ramazan kulisi dağıtılmamıştır. Ramazan kulisi için ayrılan 1 milyon bütçe nerelerde harcanmıştır diye sorduğumuzda hiçbir cevap alamamıştık. Bununla birlikte bir diğer hususta emekli olacak ve işten çıkaracakların tazminat gideriyle ilgili. 200 milyonluk bütçeyle yapılacaklar konusu açıklanmış ve ortalama kişi başı 100 bin lira tazminat ödenmiş olmasıyla bu rakam ile 2000 kişiye tazminat ödenebileceğini söylemiştik. Toplamda işçi ve memur 1900 civarında personel olan Bakırköy Belediyesi 2000 kişiyi mi emekli edecek ya da işten çıkaracak diye de sormuştuk. Ve bu sorumuza da herhangi bir cevap alamadık. Kamuoyunu ve emekçi arkadaşlarımızı bilgilendirmek adına sorularımıza cevap gelene kadar ve sorunlarımız çözülene kadar bu soruları sormaya devam edeceğiz. İşçisine 5 lira yemek parasını reva gören, koruyucu ekipman ve iş elbisesi dahi vermeyen Bakırköy Belediyesi ihaleler ile müteahhitlere milyonlar vermektedir. İhalelere değil, gece gündüz yağmur ve çamur demeden Bakırköy ve Bakırköy halkına hizmet eden emekçilere bütçe istiyoruz. Bakırköy Belediyesi işçilerinin istediği anayasal ve demokratik haklarıdır. Taleplerimiz günün şartlarına göre en masum ve en basit taleplerdir. Kuralsız ve güvencesiz çalışmak istemiyoruz. İşçilerin toplu sözleşmesi yapılsın istiyoruz. İşçilerin demokratik ve anayasal talepleri yerine getirilsin istiyoruz. İşçilere yapılan zorlama ve baskılar son bulsun istiyoruz. Bakırköy Belediyesi'nde yaşadığımız sıkıntıların bir benzerini de Bayrampaşa Belediyesi'ndeki işçi arkadaşlarımız yaşamaktadır. Toplu sözleşme hükümlerini uygulamayan ve ahlaksız bir şekilde kod 29 ile işçileri işten atan anlayışı nerede olursa olsun kınıyoruz. Farklı siyasete ve anlayışa tabi olan belediye yönetimlerinin söz konusu işler olunca, emek sömürüsü olunca nasıl benzer hareketler yaptığını ve birleştiğini de çok iyi görüyoruz. Bu konuda Bakırköy Belediyesi ve Bayrampaşa Belediyesi en iyi iki örnektir. Bayrampaşa Belediyesi'ndeki işçi arkadaşlarımızın da sorunların çözülmesi için mücadele edeceğiz. Bakırköy işçilerin anayasal hakkı olan toplu sözleşmeleri yapılsın. Keyfi olarak işten attığınız işçiler geri alınsın. Ücretlerinde kesinti yaptığınız işçilerin ücretleri eski haline getirilsin. İşçiler üzerinde yapılan baskılara ve tehditlere son verilsin. Sendikalı olma hakkımıza saygı gösterilsin. Sorunlarımız masa başında çözülsün. Kamuoyuna, halkımıza, dostlarımıza ve değerli basınımıza saygıyla duyurulur. Evet arkadaşlar, basın açıklamamız burada bitmesine rağmen 1 Mayıs'ı her alanda, her yerde yine tekrarlıyorum. Bunu her alanda haklarımızı, hukuklarımızı haykırmaya devam edeceğiz. Bakırköy Belediyesi'ne anlatılan işçi arkadaşlarımızın haklarını, hukuklarını, demokratik haklarını ve çalışan, fiilen çalışan, emek eden arkadaşlarımızın haklarını her ortamda, her meydanda, her yerde dillendirmeye devam edeceğiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.